Ben 40 senedir bu lastik sektöründeyim. Mehmet Ceylan. Eski spor camiasında sonumuz lastikçilik oldu. Lastik fiyatları dövizle endeksli olarak çok arttı. Yani geçen sene normal bir lastik, iyi bir lastik 1100-1200 lirayken bu sene orta karar 16 jant, 17 lastik 2000 liranın üzerinde fiyatlar. İnsanlar herkes günü geçiştirmeye çalışıyor. Lastikte de artık 4 mevsim diye bir şey var. Düne kadar yazlık lastiğe biz 4 mevsim diyorduk. Ama şimdi gerçekten 4 mevsim diye gerçek üstüne M artı S işareti olan gerçek 4 mevsim lastikleri var. Bursa gibi ılıman iklimlerde bu kış lastiği gibi işinizi görebilir. Bir de normal kış lastiğimiz vardır. Kış lastiği 4 mevsim, bir de yazlık. Artık tercihe göre insanlar ilk evaklarda çok uzun yola gitmiyorlarsa, Uludağ'a çıkmıyorlarsa 4 mevsimle bu kişileri biliyorlar. Bu meyanda da bizim işlerde eskisi gibi yazlık, kışlık değişimler, mevsimlerde kış eskisi gibi olmadığı için 4 mevsim Bursa için makul bir lastik. Ama çok uzun yol yapıyorsanız, Uludağ, kaya çıkıyorsanız bu için yazlık, kışlık daha mantıklı. Bir de totalde iki takım lastiğimiz olacağı için daha uzun kilometre, daha fazla randıman alabileceksiniz. İki takım lastik kullanırsınız. Yani şu an için işler daha mevsimin böyle gitmesi, hava şartının 20 derecede olması bizim işlerimizi daha şu an için hareketlendirmedi. 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlara kış lastiği mecburiyeti var yine. O vesileyle önümüzdeki ayda hareketliyim. Lastikte senin tecrübesinden söylüyorum. Bu mevsimde Türk toplumu olarak her şeyi son dakikaya, son ana bırakma adetimiz var. O anda gelir, herkesin acelesi vardır. Herkes acele eder. Bu mevsimde biz burada boş otururken kimse gelmez. Bir kar gelecek, Edirne'den girdiğini duyan bize koşar. Mümkünse bu mevsimde hareket yokken lastiklerin taktasından neticede bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra bu havalar değişecek. Şu an bizim işler daha sakin. Hem yapacağımız iş de daha randımanlı olur. Hem daha uzun süre beklememiş olurlar. Şu an için gelmeleri daha mantıklı tabii. Bu bizim eskiden olan zincir satışlarımız tamamen düştü. O da lastiklerin, kış lastiğinin çok daha verimli olmasından, çok daha kaliteli olmasından, yani zinciri gerektirmeyecek kadar iddialı kış lastiklerimiz var. Bizim mesela bu Nokian Finlandiya iddialı kış lastiğinde 1000 numara bir lastik. Bu zincir gerektirmeden Uludağ'a rahatlıkla inip çıkabilirsiniz. Bir de bu son teknoloji araçlarda çoğunda elektronik sisteme zarar verdiği için zincir takılamaz ibaresi vardır. Bu açıdan bizim o bildiğimiz eski usul patinaj zincirleri, kancalı, demir halkalı zincirleri kullanmıyoruz. Ama çok acilse o kelepçe türü, plastik kelepçe türü geçici olarak kullanabilecekleri o tür patinaj zincirleri yerine geçen kullanabilirler ama doğrusu kış lastiği zinciri gerektirmeyecek kadar iddialı kış lastikleri var artık. Onları tercih etmeli daha mantıklı. Araba için de sağlıklı. Dediğim gibi çoğu araçta artık elektronik sisteme zarar verdiği için zincir takılması tavsiye edilmiyor. Kış ağzından bir araç sökmesi, takması 150 liradan başlıyor. Aracın ebatın büyüklüğüne göre bir de ramflet dediğimiz patlamaz lastikler var. 250-300 liraya kadar çıkıyor. Servisi, montajı, balansı her şeyine. Bir de bunun saklaması var. Otel hizmeti veriyoruz. Lastikleri bize bırakabiliyor müşterilerimiz. Geldikleri zaman da hazır oluyor. Eve alıp ambalajı taşıma külfetine katlanmıyorlar.